Bu dersimizde periyodik tablonun neden bu kadar işe yarar bir şey olduğunu daha da net anlayacağız. Özellikle periyodik tabloda yer alan gruplara odaklanacağız. Grup derken aslında sütunları kastediyorum. Bir sütundaki elementlerin atom numaraları farklı olsa da benzer özellikleri olduğunu göreceğiz. Benzer özelliklere sahip olmalarının sebebi de aynı sayıda valans ya da değerlik elektronlara sahip olmaları. Değerlik elektronların reaktif olan ve diğer elementlerle tepkimeye giren elektronlar olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Eşit sayıda değerlik elektronu olan elementlerin reaktiviteleri de benzer olacağından ortaya benzer iyonlar çıkar. Şuraya yazalım. Benzer iyonlar. Tabii benzer rolleri olacağını da hemen eklemek istiyorum. İyonik bileşiklerde benzer roller diyeyim de kafanız karışmasın. Bu videoda periyodik tablonun iki ucundan, yani sağında ve solunda yer alan gruplardan bahsetmek istiyorum. Neden mi? Bu elementler bir elektron kaybederek ya da kazanarak en dış kabuklarını tamamlamaya en yakın elementlerdir de ondan. Peki, en dış kabuğun tamamlanmış olması ne demekti? Hatırlayanınız var mı? Bu noktada size oktet kuralından bahsedeceğim. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve bundan sonraki kabuklar söz konusu olduğunda tamamlanmak 8 tane elektrona sahip olmak anlamına gelir. Bunu da not edelim. 8 elektron. Oktet kuralındaki en büyük istisna birinci kabuktur ve bu kabuk sadece 2 elektronla tamamlanır. Helyum sadece 2 elektronu olmasına rağmen son derece istikrarlıdır. Oktet kuralının en önemli öğelerinden biri buradaki soy gazlar olarak da bilinen 18. grup elementlerdir. Bu elementlerin soy gazlar olarak adlandırılmalarının sebebi reaksiyona girmek istememeleri, yani hallerinden son derece mutlu olmalarıdır. Bunun sebebi de tahmin edeceğiniz üzere soy gazların dış kabuklarının tamamlanmış olmasıdır. Helyumun en dıştaki kabuğu birinci kabuğudur ve bu kabuk tamamlanmıştır. Neon'un en dıştaki kabuğu ikinci kabuğudur ve bu da tamamlanmıştır. Son olarak argon'un en dıştaki kabuğu da üçüncü kabuğudur ve tahmin edin, evet, bu kabuk da tamamlanmıştır. Soy gazların bir solundaki gruba gelecek olursak bu grup halojenler olarak adlandırılır. Halojenlerin 7 tane değerlik elektronları olur. Başka bir deyişle sağ taraflarında bulunan soy gazların elektron diziliminden sadece bir elektronları eksiktir. Bu yüzden de halojenler bir anyon, yani negatif iyon oluşturabilmek için elektron çalmayı çok severler. Florun çoğu zaman -1 yüklü florür anyonu olarak karşımıza çıkmasının sebebi de budur. Benzer şekilde kloru da yine -1 yüklü klorür olarak görürüz. Bu şekilde istediğiniz kadar devam edebilirim. İyot da bir elektron kazanarak karşımıza bir iyodür anyonu olarak çıkar. Oksijenin de aralarında yer aldığı bir soldaki gruba geçersek. Oksijen, kükürt olarak ilerleyen sütundan bahsediyorum. Bu elementlerin de 6 tane değerlik elektronları vardır. Ve bu elementlerin en dıştaki kabuklarını tamamlamak için 2 elektron kazanmaları 6 elektron kaybetmelerinden çok daha kolaydır. Bu sebeple bu elementler de elektronları çekmek ya da çalmaya daha çok meyillidirler. Oksijenin oksit anyonu olarak karşımıza çıkmasının sebebi de budur. Oksijen 2 elektron kazanır ve -2 yüklenir. Benzer şekilde kükürtü de sülfür olarak görürüz. Şimdi periyodik tablonun diğer ucuna da bir bakalım. Birinci gruptaki elementlerin tek bir tane değerlik elektronları bulunur. Özellikle de burada gördüğünüz kırmızı işaretli olanlar, yani alkali metallerin en dıştaki kabuklarını tamamlamak için bir elektron kaybetmeleri 7 elektron kazanmalarından çok daha kolaydır. Hidrojeni bunlardan ayıran özellik, en dıştaki kabuğunu tamamlamak için 7 yerine sadece 1 elektron kazanmaya ihtiyaç duymasıdır. Evet, hidrojen 1 elektron kaybedip elektronsuz kalabilir. Ya da 1 elektron kazanarak helyum gibi en dıştaki kabuğunu tamamlayabilir. İyonik bileşikler söz konusu olduğunda alkali metaller oldukça ilgi çekici elementlerdir. Az önce de söylediğim gibi alkali metaller daha istikrarlı bir düzeye gelmek için bir elektron kaybetmek isterler. Bu yüzden de bu elektrondan kurtulur ve +1 yüklenirler. Lityum iyonunun sodyum veya potasyum iyonunun +1 yüklü olmasının sebebi de budur. Bu söylediğim birinci grup elementlerinin hepsi için geçerlidir. İkinci gruptaki toprak alkali metallere gelirsek.
Bu metallerin dıştaki kabuklarını tamamlamaları için 6 elektron kazanmaları yerine 2 elektron kaybetmeleri çok daha kolaydır. Bu yüzden genellikle berilyumun artı 2 yükü olduğunu görürsünüz. Çünkü dış kabuğundaki 2 elektrondan kurtulmak ister. Aynı şekilde manezyum ve kalsiyumun da artı 2 yükü vardır. Peki bu durumda tablonun sağında ve solunda yer alan elementlerin oluşturacakları iyonik bileşikler için neler söyleyebiliriz? Bir toprak alkali metal bir halojenle bir araya gelirse büyük bir tepkime meydana gelir. Ne de olsa bunlar elektronlarını vermek, bunlar da fazladan elektron almak istiyorlar. Olacak şey nedir size söyleyeyim. Elektronlar birinci grup elementlerinden ayrılır ve halojenlere atlarlar. Süreç esnasında büyük bir enerji ve bir iyonik bileşik ortaya çıkar. Lityum bir elektron kaybeder, artı bir yüklenir. Ve bu artı bir yüklü katyon bir elektron kazanıp da eksi bir yüklenmiş klorür anyonuna çekilir. Söz konusu olan elektron aynı elektron da olabilir, farklı bir lityum iyonundan gelen bir elektron da. Ne olursa olsun bu iki iyon birbirine çekilir ve ortaya lityum klorür çıkar. Buradaki alkali metallerden her biri bu iyonik bileşikte lityumun oynadığı rolü üstlenebilirler. Sodyum klorürde de benzer bir durum söz konusu. Evet, sofra tuzundan bahsediyorum. Potasyum klorür ve diğerlerinde de. Benzer şekilde flor, brom ya da iyot da klorun oynadığı rolü üstlenebilirler. Bu yüzden sodyum iyodür ya da potasyum iyodür gibi şeylere rastlayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Alkali metal bir elektron kaybeder. Halojen ise bir elektron kazanır. Birbirlerine çekilirler ve iyonik bir bileşik elde ederiz. İkinci grup elementleri ne tip iyonik bileşikler kurabilirler dersiniz? Hemen bakalım. Örnek olarak kalsiyumu alalım mı? Kalsiyumun en dıştaki kabuğun daha istikrarlı olabilmesi için 2 elektron kaybetmesi gerekir. Böylece argonun elektron dizilimine sahip olabilir. 2 elektron kaybederse ne olur? Artı 2 yüklenir. Bu 2 elektron 2 farklı iyot atomuna dağılırsa her birinin eksi bir yükü olacak. Buraya çarpı 2 yazıyorum. Bunun sonucunda elde edeceğimiz iyonik bileşik hangisidir? 1 kalsiyum, 2 iyot. Kalsiyum iyodur. Bu bileşik kalsiyumun artı, iyotların da eksi bir yükü olması sebebiyle nötrdür. Peki, kalsiyumla oksijen karşılaşırsa ne olur? Kalsiyum 2 elektronunu kaybetmek, oksijen de 2 elektron kazanmak istiyordu, öyle değil mi? Bu yüzden ortaya kalsiyum oksit çıkar diyorum ve bu videoyu burada bitiriyorum. Bu derste neyi öğrenmiş olduk? Elementlerin yer aldığı bu sütunun değerlik elektronları bilgisini içerdiği için elementlerin reaktivitesi hakkında bize çok fazla fikir verdiğini. Atomların en dıştaki kabukları tamamlanmış olduğunda en istikrarlı hale ulaştıkları bilgisini aklınızda tutarak hangisinin elektron kaybederek pozitif, hangisinin de elektron kazanarak negatif bir iyon olacağını kolaylıkla bulabilirsiniz. Tabii bunun sonucunda da bu elementlerin bir araya gelmesi sonucu ne tip iyonik bileşikler ortaya çıkacağını da.